Merhaba. Jürili mahkemelerdeki yemin faslını filmlerde çokça görmüşsünüzdür. İngiliz mahkemelerinde tanıklar şöyle yemin eder. I swear by almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. Meali şudur. Gerçeği, gerçeğin tamamını ve yalnızca gerçeği anlatacağıma yemin ederim. Dikkat edilirse truth, gerçek kelimesi üç kere geçer. Neden acaba diye düşündünüz mü hiç? Şundan. Gerçeği anlatacak hiçbir detayı saklamayacaksın. Kendi doğrunu değil, bildiğin ya da tanık olduğun olayın tamamını anlatacaksın. Değilse yalan söylemiş, adaleti yanıltmış olursun. Gerçek dışı bir şey söylemedim diyemez, eksik anlatamazsın. Hükmü yargı verir, sen gördüğünü tas tamam anlatmakla sorumlusun. Gazetecilikte 5N1K ile kodlanan soruların cevabı, Bizim mesleğin olmasa olmazıdır. Fakat Gerçeğin tamamı değildir. Bilgileri teyit edeceksin, taraflardan görüş alacaksın, arşive başvuracaksın, cevap hakkını gözeteceksin ve yorumu kamuoyuna bırakacaksın. Dosyayı kapatmayacak fikri takiple sürdüreceksin. Bu bir ütopya değil. Dünyada belli başlı medya organlarında titizlikle yapılıyor bu. Şimdi alın bu anahtarı, Türkiye'de Türkçe yazılmış haberlere uygulayın, birkaç dosya sonra pes edersiniz. Son jacuzzi'li başkanlık katı haberi böyle bir haberdir mesela. Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan Medyaskop yayınında AKP'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi binasında gördüklerini şöyle anlattı. Yeni başkanı kutlamak için belediyeye gittim. Başkanlık katı 6000 metrekare, dinlenme odaları, jacuzzi, yemek odası, 200 metrekare mutfak bu nasıl olabilir? 32 dakikalık bu yayındaki cümleler aynı jacuzzi fotoğrafıyla pek çok mecrada yayımlandı. Bunun üzerine önceki AKP'li başkan Şeyma Dövücü meydan okudu. Necati Özkan, jacuzzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Yeni seçilen başkan Alper Yeğin ise şu mesajı paylaştı. Şeyma Dövücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamış, önceki başkan lüks bir banyo tasarlamıştır. Jakuzi meselesi çok değersiz kalır. Necati Özkan ise bir kelime üstünde tepinmeyin diyerek iddiasını sürdürdü. Benim jacuzzi diye tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı. Öncelikle Necati Özkan'a teşekkür ederim. Anglo-Sakson hukukuna tabi mahkemelerdeki yemin metniyle basın etiği arasındaki paralelliklere dair nicedir düşündüğüm bu analizi yapmama vesile olduğu için. Anglo-Sakson hukukunda şahane bir usul vardır mesela çok beğenirim. İddia makamı yani savcılık iddiasında suçlamalarında ne kadar haklı olursa olsun çürütülen tek deliliyle dava düşer. İleride anlatacağım O.J. Simpson davası böyle düşmüştür mesela. Onun için savcılar aylar süren bir hazırlıkla çıkar duruşmaya. Tüm kanıtların üstünden geçilir, zayıf olanlar elenir vesaire. Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi Başkanlık katındaki konforu anlatırken 3 mühim hata yaptı. İddiasını destekleyecek belge fotoğraf ortaya koymadı. Olmayan jacuzzi ekledi. Tadilat Şeyma Dövcü'den önceki başkan döneminde yapılmış bunu söylemedi. Sadece onun anlatımına güvenerek yürüyen medyada çuvalladı. Temsilci Jacuzzi fotoğrafı gerçekmiş gibi dolaşıma girdi. Bir muhabir yollayıp başkanlık katını gösterme gereği duyan olmadı. İddia önceki yönetime sorulmadı. CHP 31 Mart'ta yerelde iktidara geldi. Ülkenin gayri safi milli hasılasının büyük çoğunluğuna sahip kentleri yönetecek. Bu belediyeler kamu ihalelerinde de mühim pay sahibi. Zafer sarhoşluğu diyebileceğimiz bir anlatımla Sancaktepe'de bir çuval inciri berbat ettiler. Seçimden önce de vergiden kaçınmak için İstanbul İl binası için kayıt dışı ödenen 15,5 milyon TL'yi açıklayamamışlardı. Ne kandil kutlaması, ne bayram tebriği, ne kameralar önündeki dua merasimi, ne masada yan yana duran Kur'an ve nutuk, ne de belediye tabelalarına eklenen TC ifadesi. Umarım ve dilerim jacuzzi ile gölgelenen belediyecilik düzgün ve halk yararına işler